Herkese selamlar. Bu videomda Bandırma Spor ile Eyüp Spor arasında oynanan karşılaşmayı yorumlayacağım. Dün oynandı. Dün pek vakit bulamadım. Bugüne sarktı. Tabii bundan önce de 2 saatten fazla bir canlı yayın yaptım. Arkasından bu canlı yayın, bakalım, rekorumu kırdım 2 saatten fazla bir canlı yayın yaparak. Bu konuda acemi olmama rağmen, oldukça acemi olmama rağmen 2 saatten fazla. Şimdi üzerine yine bir maç yorumu, durmak yok, yola devam. Bandırma Spor ve Eyüp Spor, ikisi de playoff için çekişen takım demeyelim. Bandırma Spor playoff için çekişiyor, Eyüp Spor şampiyonluk için çekişiyor. Aslında pek Eyüp Spor için çekişiyor denemez. Uzak ara farkı açtı ve neredeyse Süper Lig'i garantiledi denebilir. Ama arkadan dolu dizgin gelen bir Göztepe vardı. O da dün oynanan, akşam saatlerinde oynanan karşılaşmada berabere kalarak Eyüp Spor'la arasındaki puan farkı 8'e çıkmış oldu. Yani Eyüp Spor bu saatten sonra artık şampiyonluğu bırakmaz. Gelelim maça. Bandırma Spor için çok önemli bir karşılaşmaydı. Şöyle şurayı açalım. Çünkü artık playoff hattının hemen altındaydı. Kazanması gerekiyordu. Ama tabii iki takım arasında kalite farkı bayağı bir çok denebilir. Eyüp Spor hep tanıdık isimlerden oluşuyor. Örneğin bir Claro, iyi bir oyuncu. Robin Yalçın var. Regatin var, beğendiğim teknik oyuncu. Ömer Bayram, Galatasaray'da da forma giydi. Kupa kaldırmışlığı var Türkiye liglerinde. Recep Niyaz iyi takımlarda oynadı. Bakıyorum yani yedeklerde Murat Uçar, Altınordu'dan biliyorum. Sinan Gümüş, o da Galatasaray'da forma giymişti. Geçen sezonda iyi kadrodan oluşmasına rağmen Eyüp Spor Süper Lig'e çıkmayı başaramadı ama kadroyu pek fazla bozmadı. Aynı kadro üzerine takviyeler yaptı. Bu da tabii ki birbirine alışık takım aynı şekilde devam etti. Ve bu sezon onun meyvesini de aldı. Uzak ara liderliğe oturdu ve o poltuğu kesinlikle kaptırmadı. Şampiyonluğa doğru adım adım ilerliyor. Bandırma Spor inişli çıkışlı bir grafik çiziyor. Bir iyi bir kötü, bir iyi bir kötü. Bakıyorsunuz 2 maç üst üste berabere kalıyor. 2 maç üst üste galip geliyor. Araya bir mağlubiyet sıkıştırıyor. Ne zaman ne yapacağı belli değil. Yani bu ligde kimin kimi yeneceği de hiç belli olmuyordu. Eyüp Spor deplasmanda ligin son sırasındaki Giresunspor'a, 7 puanlı Giresunspor'a kaybetmişti. Gerçi 10 puanı var. 3 puanı silindi Giresunspor. Onu da eklemek gerekiyor. Tabii böyle olunca hiçbir maçın garantisi yok. Maç başladı. Eyüp Spor gayet güzel oynuyordu. Koşuyor, pres yapıyor. Bandırma Spor'dan daha iyi paslaşıyor. Daha iyi teknik. Birbirlerini daha iyi tanıyor oyuncular. Ve bunun yanında daha çok koştu, daha çok savaştı Eyüp Spor. Ve 17. dakikada da Turam'dan öne geçti. İlk yarı 1-0 Eyüp Spor'un üstünlüğüyle sona erdi. Bandırma Spor ilk yarı neredeyse pek fazla varlık gösteremedi denebilir. İkinci yarıda Eyüp Spor sanırım birazcık ağırdan aldı. Galip geleceğine inandı galiba ilk yarıya bakarak. Bu da Bandırma Spor'un işine yaradı. Daha çok atak yaptı. Daha çok gol pozisyonu buldu. Ve Doğan Can Davas'la 1-1'i yakaladı 54. dakikada. 72. dakikada da bir kendi kalesine gol vardı Melih Kabasakal. 2-1 öne geçti Bandırma Spor geriden gelip. 88. dakikada Samu Saiz doğrudan kırmızı kart gördü. Buna değineceğim. Artık Bandırma Spor kazandı dedik. 90 artılar oynanıyordu. Ne olduysa o zaman oldu. Önce Edson Mekser kendi kalesine gol attı. 2-2 oldu. Hemen arkasından Gianni Bruno farkı 1'e çıkaran, yani galibiyeti getiren golü gönderdi.
90 artı 2 ve 90 artı 6'da gelen 2 golle Eyüpspor bir kişi eksik oynamasına rağmen öne geçtiği maçı 3-2 kazandı. 6 dakika uzatma verilmişti. Bu 6 dakika içerisinde 2 gol atması büyük bir sürpriz oldu. Futbolda ne zaman ne olacağı belli olmuyor. Yani Bandırma Spor adeta yıkıldı. Eyüpspor da adeta bayram ettiği şampiyon olmuşçasına böylesine bir finish gerçekleşti. Şöyle notlarıma da bakacak olursam oyuncular düzeyinde yani ilk yarı Eyüpspor çok iyiydi. İkinci yarı Eyüpspor biraz yavaşlattı, ağırdan aldı. Bandırma Spor daha çok hücum etmeye çalıştı ama tabii ki Eyüpspor her şeye rağmen daha iyi olduğunu gösteriyordu. Tabii ki arada fark da, kadro farkı da büyük. Şimdi tek tek oyunculara bakacak olursak akılda kalanlara Bandırma'da özellikle ilk yarı en çok topla oynayan oyuncu bana göre Rahmetullah Barış Bek'ti. Bayağı bir topla top gitti, aldı defansından. İleriye çıktı, pozisyonlara girmeye çalıştı. Bayağı bir aktifti özellikle ilk yarı. İkinci yarıda da aktifliği vardı ama ilk yarıdaki kadar değildi. Takımı daha kötüyken aktifti, daha iyiyken aktifliği düştü. Diğer oyuncular da tabii ki devreye girince burada futbolcuların, oyuncuların üzerine düşen yük bir bakıma paylaşılmış oldu. Süper Lig görmüş biri Rahmetullah Barış Bek. Yani deneyimli bir oyuncu, iyi bir performans da sergiledi diyebilirim. Marvin Gakpe'yi Manisa Futbol Kulübü'nden biliyorum. İyi bir oyuncudur. Bu karşılaşmada adeta yokları oynadı. Pek fazla öne çıkmadı ama öne çıkmamasına rağmen ilk golde defans arkasına güzel bir top attı. O topu da değerlendiren isim Doğancan Davaslı defans arkasına koşusunu yaptı. Golünü attı. Şimdi burada Marvin Gakpa bir asistle maçı tamamladı. 69. dakikada da yerini Suku'ya bıraktı. Doğancan Davas da maçın başında çok hatalı paslar yaptı. Bunu yapınca yuvalanmaya başlandı. Kaptan yuvalandıkça daha çok hata yapmaya başladı. Ama attığı golden birazcık kendine geldi. Bundan sonra pek öyle yuvalanacak bir şey yapmadı. Yoksa işi kötüydü. O golü atması her şeyi değiştirdi. Levent Ayçiçek ve Mustafa Çeçenoğlu da beğendiğim futbolculardan. Ama yedektiler. Oyuna sonradan girdiler. Onlar da girdikten sonra pek fazla da bir şey gösteremediler. Akılda kalan oyuncular bunlar. Eyüpspor'da birbirinden kaliteli oyunculardan kurulu bir takım. Ömer Bayram çok çalıştı. İleri geri çok koştu. Tabii o Galatasaray'dan da, Akhisarspor'dan da, diğer takımlarından da biliyoruz. Adrian Regat'in tekniğiyle üst düzey bir oyuncu. Bu maçta çok da fazla öne çıkmadı. Ama tabii o güzel pas alışları, pas verişleri, onlar göze hoş geliyor. Murat Uçar da soyadı gibi Altınordu'da ileri geri uçan bir oyuncuydu. O sonradan oyuna girdi. 77. dakikada oyuna girdi. Etkisi onda pek fazla olmadı. Maçtan dakikalarda 17. dakikada Turam'ın attığı golde Bandırma Sporlar faul beklemişti. Burada sanırım yerde kalan oyuncu Rahmetullah Barış Bek'ti yanlış hatırlamıyorsam. Yerde kıvrandı ama şöyle bir pozisyonlara tekrardan gösterdiler. Ben orada bir temas göremedim. Varsa da ufak bir temas var ve o bu kadar kıvranmayı gerektirecek bir temas değil. Bu kadar kıvranınca insan ister istemez abarttığını düşünür. Foul olsa bile burada foul çıkmazdı. O kadar abartmamak gerekiyor. Mücahit'in güzel bir golü vardı. Bandırma Spor adına beraberliği getirmişti ama öncesinde pas atılırken
koluna çarpmıştı top, onu televizyonda anında anlaşılmıştı eline çarptı ama hakem bunu anlamamıştı. Erdem Mertoğlu oyunu devam ettirdi. Gol geldi ama VAR'a gitti. VAR orada eli belirledi. Eliyle önüne almış, topu sürmüş. Cezanın içerisine girmeden hafif çaprazdan şutunu çekmiş. Güzel bir gol atmıştı. Kaleci uçmuş ama kurtaramamıştı. Ama tabii ki orada elle alındığı için gol iptal oldu. 54. dakikada konuk takımın golünde Doğan Can çok arkadan hareketlenmişti. Buna rağmen bayağı bir golde itirazlar oldu. Tabii ki bir futbolcu yerinde kaldı. Eyüpsporlu defans oyuncusu yerinde kaldı. Doğan hızla defans arkasında koşu yaptı. Altı pasın hemen önünde topla buluştu ve golünü attı. Burada kaleci Muhammed Birkan tetiği de eleştirmek gerekiyor. Uzaktan atılan top cezanın içerisine ve altı pasın yakınına geliyor. Kalecinin çıkıp o topu alması lazım. Kalesini terk etmesi lazım. Topa doğru, topun geliş yönüne doğru koşsa o topu alacak. Ama o bunu yapmadı. Burada Eyüpsporlu oyuncu da sanırım kalecisine bıraktı. Top kendi üzerinden gelince o öyle sabit kaldı. Kalecisine bıraktı topu anlaşılan. Kaleci de çıkmayınca Doğan koşusunu yaptı. Topla buluştu, dokundu ve Marvin Gakpa'nın asistini gole çevirdi. 1-0 1-1'i takımına getirdi. 65'te Eyüpspor penaltı bekledi. Burada Mustafa Çeçenoğlu yan gitmişti topa. Sol elini arkaya doğru kaçırmak istemişti. Yandan top arkasına doğru geldi. Elini kaçırmak isterken kaçıramadı ve eline çarptı. Cezanın içerisindeydi. Penaltı beklediler ama burada top ele gitmiyor. El topa gitmiyor. Top ele geliyor. Elini kaçırmaya çalışıyor ama orada kaçıracağı yerde yoktu. Elini arkaya almıştı. Yan olunca bu sefer yanda kalmıştı. Yine bir kaçırma çabası var gibi gördüm. Penaltı kararı çıkmadı. Ben burada hakeme katılıyorum. 69'da Melih Kaba sakatlandı ve yerde kaldı. Sağ dışındaydı. Yuvarlana yuvarlana, acı çeke çeke sağ içerisine girdi, orada kaldı. Yani amaç neydi? Sağ içerisinde bir oyuncu yatıyorsa ve top oyun durmuşsa oyuna sokulmaz, tedavi edilmesi gerekir. Kurnazlık yaptı, oyunu durdurmaya yönelik. Bana göre yani bu tür hareketlere sarı kart verilmesi gerekir. Kasten oyunu durdurmaya yönelik bir hareket. Aslında yani futbolcular sakatlanıyor da sakatlıkların %90'ı hepsi palavradan. Ufacık bir temasta kendilerini yere atıyorlar, can çekişiyorlar. Sadece ve sadece bunlar aslında centilmenlik dışı hareketler. Bazen gidiyorlar, oyuncu yere düştü diye topu dışarıya atıyorlar. Neymiş? Centilmenlik yapılıyor. Ama o yere düşen numaradan yere düşmüş. Centilmenlik yapmıyor. Siz niye topu dışarıya atıp da centilmenlik yapmaya kalkıyorsunuz? Centilmen davranmayana centilmenlik yapmak kadar saçma bir şey olamaz. O yüzden birisi yere mi düştü? Devam. Ne olursa olsun devam edeceksiniz. Çünkü dediğim gibi %90'ı sahtekarlık. Futbolcular %90'ı sahtekarlıkla faul almaya çalışıyor. Yerde yatıp oyunu durdurmaya çalışıyorlar. Bir sorun olursa da bu futbolcuların sorunu. Yurt dışında bir İngiltere'de filan böylesine yerde yatışları göremezsiniz. Onlar çıkıyorlar, futbolu oynaması gereken gibi oynuyorlar. Kurnazlık yapmıyorlar, sahtekarlık yapmıyorlar. Şimdi sahtekar deyince de bazıları kızarlar, köpürürler ama gerçeği budur. Yani sen hiçbir şey olmadığı halde olmuş gibi davranıyorsan sahtekarlık yapıyorsun demektir bu. Türkçe'de, bütün dillerde de aynıdır. Bu sebepten dolayı centilmenlik yapmayan oyunculara centilmenlik yapan tek ülke sanırım. Başka ülke var mı bilmiyorum. Bakıyorum şöyle. Samu Sainz'ın kırmızı kartı vardı. Rakibe arkadan bir eliyle vuruyor ama rakibi pek etkilenmiyor orada. Tabii rakibi orada kendini yere atsa kırmızı kart. Atmadı. Aslında eli şöyle
sırtına sert bir şekilde de aslında vurmuyor. Ben birazcık da onun da sarı kart yanlısıydım. Oyuncu kendini yere atmış olsa bile orada el hareketi ne kadar sert onu daha dikkatli inceler. O sertliğe göre kartı verirdim. Kızgınlıkla bir elini götürüyor, rakibine vuruyor. Ama öyle sert bir hareket görmedim ben. Bu sebepten doğru sarı kartla geçiştirilebilirdi ama kırmızı kart verdi. Tabii bu kırmızı kart aslında bir bakıma Eyüpspor'un da işine yaradı. O kırmızı kart olmasa belki bu maç 3-2 bitmeyecekti. Futbolda ufacık olumsuzluklar bile bazen büyük olumlu tarafları doğurabiliyor. Bu maçta öyle bir maçtı diyebilirim. Şöyle bir notlarıma bakayım. Bir Regati'nin karşı karşıya kaçırdığı pozisyon vardı 26. dakikada. Vurmadı vurmadı. Birazcık kaleciyi ters hareket yaptırmaya çalıştı. Boşaltıp atmaya çalıştı ama onu başaramadı. Vurdu. Kaleciyi kurtarmayı başardı. 27'de Eyüp tehlikesi var. 32'de Mücahit kaptı ama el vardı. Bundan bahsettim. 51'de bandırma tehlikesi vardı. Defans arkasına Gakpo topu attı ve gol geldi. 61'de ceza alanı içerisine Freddy vurdu. Ama buradan gol çıkmadı Eyüpspor adına. Yumuşak bir vuruş yaptı. Bu da iyi bir gol pozisyonunda 61. dakikada. Melih'in şutu vardı 67'de. Önüne gelmişti top. O da müsait bir pozisyondaydı. Ama vuruşu biraz yavaştı. Kaleci de yattı ve topu kornere çelmeyi başardı. Eyüpspor atağında. 69'a yine Melih bir sakatlığı vardı. Bundan bahsetmiştim saha içerisine girdiği. ...73'te bir Joseph Son'dan tehlikeli bir pozisyon vardı. Pozisyonu hatırlamaya çalışıyorum. Sanırım o defans arkasına sarktı. Kaleciyle karşı karşıya. Kaleciye çalım atma istediği... ...Melih orada araya girdi. Topa vurdu. Kendi kalesine gol attı 72. dakikada. Ve sakatlandı. Oyun dışı kaldı o pozisyondan sonra. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet, o pozisyondan sonra oyun dışında kaldı Melih Kabasakal. Topu dışarıya vuracağını, korner atacağını kendi kalesine vurdu ve rakibini 2-1 öne geçirdi. 80'de bir gol vardı ama ofsayt olduğu için iptal edildi. 83'te bir pozisyon vardı. O da kırmızı kart. Yo, bandırma tehlikesi vardı 83'te. Ve 90 artı 2'de sol taraftan geçen atakta içeriye top gönderildi. Orada bandırma spordan Eston Mekser ayağını uzattı ön direkte. Kendi kalesine gitti. Top yani iki takım adına da birer tane kendi kalesine atılan gol var. Maçı Eyüpspor 3-2 kazandı. Toplu oynamada 60'a 40 Eyüpspor üstündü. 12-6'da toplam şutta üstündü ve burada Bandırma'nın kötü olan tarafı isabetli şut 7'ye 1. 6'da 1, diğeri 12'de 7. Kornerler 7'ye 2 Eyüp üstün, 14'e 9 ortalarda Eyüp üstün ama ortalarda 1'e 3 başarılı olan taraf Bandırma Spor. Foller 13-12 Eyüp daha fazla faul yapmış. Ofsaytlar 4'e 1. Mandırma'nın daha fazla ofsaytı var. Eyüpspor liderliğini sürdürdü. 64 puanla yükseldi. Bandırma Spor 8. sırada playoff hattının bir basamak altında yer alıyor. Bu da onlar için kötü bir durum.
Başka söylenecek bir şey kaldı mı diye bakıyorum. Bu videomu da burada artık kapatayım. Herkese mutlu, sağlıklı günler dilerim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.